فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر صدق الله العظيم. Hayırlı geceler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Yine bir sahurname programını Allah'ın kelamıyla açtık, başladık. Rıza Günay Hocam'ın tilavetiyle başladık. Bugüne kadar yaptığımız sahur programlarından farklı bir şey yapacağız. Bir stüdyo konuğumuz olacak. Öncelikle stüdyo konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum müsaadenizle. Bizlere sahurname adındaki Twitter hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Bazı sevgili izleyicilerimiz gönderdikleri mesajlara buradan cevap vermediğimizi söylemişler. Haklılar. İnşallah onlara da fırsat ayıracağız bugün. Yusuf Kavaklı Hocam beni dün ikaz etti. Programımızın bir 10-15 dakikalık bölümünü bu sorulara cevapları ayıralım diye. İnşallah bugün tamamına değinebileceğiz diyorum. Sevgili Ertuğrul Erkişi kardeşimden bahsediyordum biraz önce konuğumuz diye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürkan abi. Çok teşekkür ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eyvallah. Sen bu sene iftar ve sahur programı yapmıyorsun ama ben seni hemen hemen her gece bir yerlerde gördüm herhalde. Öyle düşünüyorum yani. Zaten sahur programlarının haberini alıyorum. Eyvallah. Mesajlarından ama bugün de bir konuk alalım dedik. Biz Yusuf Hocam'la programın başından beri bazı mevzuları konuşmaya, hasbihal etmeye, dertleşmeye çalışıyoruz. Sevgili seyircilerimizin sorularına da cevap vermeye çalışıyoruz. Ama bugün seni davet ettik, kırmadın geldin. Bütün izleyicilerimiz adına teşekkür ediyorum. Benim için vazife en başta, çünkü kısaca değinmeden geçemeyeceğim. Çünkü Gürkan Vural, sevgili Gürkan abi, benim için çok özel. Ben konservatuarı bitirdiğim zaman İzmir'de, Ege Üniversitesi'nde, İstanbul'a geldiğim zaman belki ilk bana abilik yapan, elimizden tutan, yol gösteren, bugünlere gelmemize vesile olan, belki ilk başlangıç tohumlarını atan çok kıymetli bir abimizsiniz. O yüzden biz, sizinle olmak bizim için bir gönül şenliği, eyvallah, bir muhabbet. O yüzden hem mutlu oldum hem de izliyordum zaten gelmeden programı. Zaten mesajlarını aldığım için, bugün Yusuf Hocam'ı dinleyeceğimiz için, ben bir tane gel canlı canlı bir dinle, madem o kadar güzel dinliyorsun diye seni davet ettim. Yusuf Hocam, kaçıncı gündeyiz? Bugün 8. gün abi. Yani yarın 8. orucumuzu tutacağız. Yarın değil, bugün. Bugün 8. orucumuzu tutacağız. Bugün 8. orucu. Yani niyet ederken inşallah, de yarın diye niyet edenlere yanlış demiştiniz zaten. Tabii ben şimdi saygıdeğer seyircilerimize hayırlı sahurlar diyeyim de, ne bu adam ikide bir böyle her gece tekrar ediyor bunu derlerse, ben de diyorum ki Ramazan güzel, Ramazan bereketli, Ramazan faziletli ama her gün her gün konuşmak da zor. Bitsin bir an evvel de, hiç olmazsa biz de o konuşmaları geri çekelim diye düşünüyorum ben tabii. Efendim şimdi Cenab-ı Hak insanları en güzel şekil ve surette yaratmış. Amin. Gürkan Bey. Onda Kur'an-ı Kerim'de de zaten konuyla ilgili ayet var. Ancak insanoğlunun ana rahminden dünyaya adımını attığı andan itibaren de onu beşikle tabut arasına sıkıştırmış Allah Teala. Ana rahminden dünyaya geldiğinde beşiğe belenir. Ömür dediğimiz o sermayeyi bitirdikten sonra da dört kişinin sırtına biner. 2 metre genişliğin uzunluğunda, 1 metre genişliğinde daracık bir yere gider. En son meskeni orası olur. Dolayısıyla beşikle tabut arasına sıkıştırılmış bir hayat. Kısa bir hayat. İşte bu kısa hayatı
insan iyi değerlendirebilirse o kabir dediğimiz çukur cennet bahçesi olur. İyi değerlendiremezse o zaman da o kabir dediğimiz çukur cehennem çukuru olur. Çünkü bu iki ifade Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Onun için biz bugün hayatını iyi değerlendiremeyen saygıdeğer seyircilerimizin yapmaları gereken en önemli bir konuyu gündeme getiriyoruz. O da tevbe istiğfar. Hocam şöyle bir şey geliyor aklıma da. Hani siz böyle gün be gün gün be gün hatırlattıkça biraz önce ne düşündüm? Şimdi diyorum ki Ramazan sırtına binen yolcularını almış. Evet. Sanki sahil-i selamete doğru ilerlemekte olan bir binek gibi, taşıt gibi. Evet. Üzerine oruçla, vakit namazlarıyla, zekatla, fitreyle, sadakayla, fitreyle, teravih namazlarıyla, evet, fidyelerle binmiş olan yolcuları keyifle gidiyor. Biz her gün hatırlatıyoruz ki bugün izleyici anlatacağımız konu da dinleyenlerin bir başkalarına rahatlıkla anlatması gereken bir konu. Çünkü dinleyen zaten şu anda sahur vaktinde belki bugünkü orucunu hazırlamak için kalkmış. Ama dinledikleri mevzuları bundan nasiplenemeyen eşine, dostuna, akrabasına anlatsınlar. Yani dinlemekle vazifeleri bitmesin. Aldıkları ve öğrendikleri şeyi bir başkalarına anlatmaya çalışsınlar. Zira biz de hatırlatıyoruz ki gelsin insanlar binsinler çünkü bu tren Allah'ın izniyle bütün insanlığın yükünü, bütün insanlığın yükünü çekecek kadar güçlü bir tren. Tabii. Ve insanlığın tamamını sahili selamete, evet, götürebilecek kadar da önemli. Ömür dedikleri bir rüya gibi, ömür dedikleri bir rüya gibi göz açıp yumunca dem gelir geçer diyor Osman Hulusi Efendi. Ömür dedikleri bir rüya gibi, rüya değil mi? Evet. İşte 8. güne geldik. Kıl tövbe seyyiatına gözler kapanmadan, gözler kapanmadan, vaktiyle gör hesabını defter kapanmadan. Gözün kapanınca ve defter kapanınca iş bitiyor. Gözün kapanmadan hesabını gör, defter kapanmadan bu işi bitir. Defter kapanırsa iş bitiyor o zaman. Onun için neylersin, ölüm herkesin başında. Uyuduğun uyanmadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl ve kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Ama o musalla taşında sen konuşamayacaksın. Senin namazını kılmak için, dört tekbirlik duanı yapmak için oraya gelenler konuşacak ama sen konuşamayacaksın. Öyleyse bugünden onun hazırlığını yap, orada sen de konuş. Sen de konuş orada. Ne kimle konuşacaksın? Sen de meleklerle konuşacaksın. Men rabbuke ve ma dinuke. Rabbin kim, dinin nedir diye sorduklarında rahatlıkla cevap verebilesin. Eğer bu dünyada bu işleri rayına oturtmazsan, ahiret menzili olan mezara girdiğin zaman sorulan suallere cevap veremezsin. Sorulan suallere cevap vermenin yolu dünyada yaşarken o yolda ilerlemek. Şimdi hep öğrencilik yaptık malum. Öğretmenlerimiz tahtaya kaldırdığında bizi efendim sorar soruyu. Biz eğer çalışmışsak tutukluk yaptığımızda aklımıza gelmediğinde bütün arkadaşlarımız böyle dudakları oynar. Hani leb demeden leblebiyi anlar derler ya. Biz de o dudaklara bakarak hata efendim unuttuğumuz yeri hemen hatırlar, oradan devam ederiz. Ama dersi çalışmışsak bizim bir öğretmenimiz vardı, öyle derdi: oğlum bilmeyen adam kopya çekemez derdi. Efendim eğer dersi çalışmamışsanız bütün sınıf size yardıma koşsa hiçbir şeyi alamazsınız. Mezar da aynen öyle. Şimdi biz telkin veririz. Biz inanırız ki biz telkin verir iken orada biraz evvel defnettiğimiz, üzerini toprakla kapattığımız o insan meleklere hesap veriyor. O bizi duyar. Duyar mı? Duyar. Şimdi bazıları der ki, hocalar ölülerin sesini duyuyormuş. Hocalar ölülerin sesini duymaz. Ama ölüler, ölenler bizim sesimizi duyar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlığın kenarından geçerken oradaki insanları gördü de herkese lisanı kendi ünvanıyla hitap etti. Onlar da biliyorsunuz kabile ismi önemliydi ya.
Herkese unvanıyla hesap etti. Ey filan oğlu filan, aradığını buldun mu? Ey filan oğlu filan, dediğin yere kavuştun mu filan diye. Sahabe-i kiramdan dediler ki ya Resulallah, bunlar ölmüşler. Bunlara niye konuşuyorsunuz ki? Bunlar bizim ayak tıpırtılarımız dahil her şeyi duyarlar ama bize cevap verme kudretine malik değillerdir dedi. Eğer siz dünya hayatını güzel yaşamışsanız başınızda telkin veren hocanın o telkini size faydalıdır. Ama siz dünya hayatında yönünüzü Rahman'a dönmemişseniz, alnınızı secdeye koymamışsanız, yüzünüze abdest suyu vurmamışsanız, elinize tesbihi almamışsanız, işte orada o suale cevap vermek o kadar kolay değil. Zaten kabir ehlinin de yani daha doğrusu biz mezarlıklara gittiğimiz zaman da kabir ehline selam verişimizin de herhalde tabii, duymuyor olsa. Tabii altında da o yatar. Tabii ki. Ben ağayım, ben paşayım diyenler kapıları kitlemişler, gel hele diyor Karacaoğlan. Ağa olsa, paşa olsa, bey olsa yakasız gömleğe sarılır bir gün diyor. Bir gün gelecek, bizi de yakasız gömleğe saracaklar. Hani evvelki gün müydü? Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekin misali, seni eken biçer bir gün. İşte ekini biçecekler ya, bizi de ektiler, bir gün biçecekler. Biçilmeden önce biz amelimizi, amel defterimizi tanzim etmek durumundayız. Şimdi Riyazu Salihin de bir hadis geçer. Vaktim var mı böyle bir 3-4 dakika? 3-4 dakika girmeden. Niye duruyor abi? Hocam şu tam şöyle böyle şimdi, neşeye gelmişken niye benim hocam, sesimi kesiyorsun? Yok sesiniz ki estağfurullah hocam. Evet. Şimdi o, niye soruyorum ki sana zaten? Şimdi şöyle, sormak hata. Şöyle. Şimdi yayılma fasıllarımızdan bir tanesine yaparız onu. Ama burada çok önemli ama. İstirham edeyim ne olur. Şeyde Riyazu Salihin'de bir hadis geçer. Bak bu çok önemli. Saygıdeğer seyircilerimizin ilk etapta dinlemesi için söylüyorum. 99 kişiyi öldüren bir insandan bahseder Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 99 kişi, dikkatini çekiyorum. 99 kişiyi öldürmüş. Arkadaşlar derler ki ayıp ya, yeter ya. Git bir sözü sohbeti dinlenen adama da efendim bir nasihat al ondan. Gider der ki ben geldim ama ben günahkar bir adamım. Nedir evlat günahın? Vallahi der ben 99 kişiyi öldürdüm ama tövbeye geldim deyince, oğlum 99 kişiyi öldüren adamın tövbesi mi olur deyince onu da öldürür. Olur 100 kişi. Bir müddet sonra arkadaşları derler ki sadece bir adam mıdır ya, başka insanlar vardır, İlla git filan, neticede gider bir başkasına. O der ki evladım yavrum, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Allah'tan ümit kesilmez. Sen tövbe edersen Allah senin tövbeni kabul eder. Ama bir şartı vardır. O şart nedir? Bulunduğun yeri terk edeceksin ki tevbende sabit kalasın. Göçünü gölebesini yükler adam, yola da koyulur. Gidiyor, tövbe etti. Yolda vefat eder adam. Vefat edince hayır melekleri gelir biz kaldıracağız, şer melekleri gelir biz kaldıracağız. Anlaşamayınca ikisi derler ki yahu şu ilk gelen Ademoğluna soralım. Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı insan suretinde gönderir. Cebrail Aleyhisselam gelir insan suretinde. O melekler derler ki biz anlaşamıyoruz. Niye anlaşamıyorsunuz? Bu adam 100 kişiyi öldürdü. Hayır melekleri diyor ki bunu biz kaldıracağız. Biz de diyoruz ki bu bizim işimiz. Size müracaat ediyoruz. Ne diyorsunuz? Geldiği yeri şer kabul edin diyor. Gideceği yeri de hayır kabul edin. Ölçün. Hangisine yakınsa o tarafın melekleri kaldırsın. Hadis aynen bu. Ölçüyorlar, gideceği yere bir karış geçmiş. Bir karış. Onun üzerine diyor ki insan suretindeki melek, bu hayır tarafına bir karış yaklaşmış, öyleyse bunu hayır melekleri kaldırsın diyor. Şimdi, la teknetu min rahmetillah diyor Kur'an. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor. Şimdi 99 kişinin affa uğradığını, efendim tövbesini Allah'ın kabul ettiğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğine göre biz kaç kişi öldürdük kardeşim? Biz hiç kimseyi öldürmedik. Hiç kimsenin canına kıymadık. Hiç kimsenin malını almadık. Hiç kimseye hırsızlık yapmadık. Hiç kimsenin iffetine namusuna bir şey yapmadık. Öyleyse tövbe ya Rabbi dedik mi Mevla günahlarımızı affedecek. Tabii tövbenin evet, öncesindeki hissiyatımızı, tövbeden sonraki yaşantımızı nasıl tanzim etmemizi de geniş geniş konuşalım. Hı. Ertuğrul kardeşim buraya erkenden geldiğinde bize bir konuda bir ikazda bulundu. Evet, tam 7 gündür biz bu mevzuyu dile getirdik.